Özel gereksinimli çocukların eğitimi konusundaki tarihsel sürecimizi incelemeye devam ediyoruz. Bugün inceleyeceğimiz dönem 1920 ve sonrasındaki dönem. Bir önceki videomuzda ülkemizde özel eğitimin bilinçli ve sistemli bir şekilde yapılması, Grati Efendi'nin öncülüğüyle Sultanahmet Meydanı'nda 1889 yılında açılan bir işitme engelli çocukların eğitimiyle başladığını ve bu kurumun 1919 yılında kapatıldığını söylemiş idik özet ile. Şimdi 1920'ye geldiğimizde artık yavaş yavaş Cumhuriyete geçme sürecimizin adımlarını görüyoruz. Çok kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti siyasal ve toplumsal varlığını bitirecek ve yerine yepyeni bir devlet kurularak bu devletin ismine Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz. Cumhuriyetten kısa bir süre önce 1921 yılında İzmir'de özel bir dernek tarafından Sağır Dilsiz ve Köller Okulu'nun kurulduğunu görüyoruz. Bu okul bir süre sonra Alsancak'ta bulunan İşitme Engelliler Okulu'nun bulunduğu binaya taşınmış ve 1924 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adına Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylanan 1923 Cenevre Bildirisi, Cumhuriyet döneminde özel eğitim konusunda bir ilerleme olduğunu bizlere göstermekte. 1926 yılında 743 sayılı Türk Medeni Kanunu kabul edilmişti. Kanunun 264. maddesi özel eğitim konusuna değinmişti. Madde, anne babaların çocuğu yetiştirmekle ve çocuğu sakat veya zihinsel engelli ise durumuna göre yetiştirilmesine karşı sorumlu olduğu belirtilmekteydi. Bu arada görme engellilerin topluma katılımlarını sağlamak amacıyla Doçent Doktor Mithat Enç öncülüğünde 1950 yıllarında 6 nokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği'nin de kurulduğunu söyleyelim. Gelelim 1950-1970 yıllarına. Cumhuriyet döneminde özel eğitim alanı açısından en çarpıcı ve önemli gelişmelerin 1950'li yıllardan başlayarak oluştuğu görülmektedir. Artık Cumhuriyet yaklaşık 30 küsür yıllık bir tecrübeyle birçok noktada yeni atılımlar yapmaya başladı. Şimdi 1950'li yıllarda baktığımızda özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi işi Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiği görülmekte. Özel eğitim hizmetlerinin bir bakanlıktan diğerine devredilmesi konunun bir sağlık sorunu olmaktan daha çok bir eğitim konusu olarak ele alınmasını göstermesi açısından son derece önemlidir. Böylece özel eğitim hizmetleri 1950 yılından başlayarak 1980 yılına kadar İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından yürütüldüğü görülmekte. Yine bu dönemde zikretmeden geçemeyeceğim bir konu vardı. Var ki o da şu, özel eğitim alanına personel yetiştirmede ilk sistemli yapı 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan özel eğitim bölümüdür. Şimdi yine 1957 yılında 6972 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanun yürürlüğe girdiğini görmekteyiz. 1950-1980 yılları arasında İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir şube müdürlüğü tarafından yürütülen özel eğitim hizmetleri 1980 yılında genel müdürlük bünyesine alınarak daha da geliştirildi görülmektedir. Ve nihayetinde 1983 yılında 2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu yürürlüğe girmiş.